Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. Mart ayında hep birlikte balık burçlarına neler beklediğine bakacağız. Evet sevgili balıklar. Mart ayında birazcık maddi konulara dikkat etmeniz, maddi konulara takıntılı olmanız mümkün gözüküyor. Yani para pul konularını fazla önemseyeceksiniz. Hani geçmişte maddi konularla ilgili yaptığınız hataları fazla kafaya takabilirsiniz. Ya da böyle biraz cimri ve hani parasal anlamda böyle çok fazla harcama yapmamaya dikkatli edeceğiniz bir süreç olacakmış Mart ayı. Aynı zamanda duygusal anlamda da ben biraz cimri olacağınızı düşünüyorum. Çok fazla duygularınızı, dileklerinizi belli etmeyeceksiniz. Yani her konuda kendinizi göstermediğiniz bir dönem olacak. Yani biraz çevreye karşı dikkat etmeniz gerekiyor. Yani adaletsiz bir durum söz konusu değil ama bazı konularda insanlar size yalan söyleyebilir. Bazı şeyleri sizden saklayabilirler. Buna özellikle dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü normal şartlarda şöyle bir durum. Hani sizinle alakalı bir problem olmasa bile olayları yansıtırlarken sizlere karşı birazcık da gerçeklikten sapacak gibi gözüküyorlar açıkçası. İş hayatınızla devam edersem de önünüze yeni fırsatlar çıkacak diyor kartlarım. Yeni iş teklifleri, yeni ortaklıklar, işle alakalı yeni bir bölüme geçiş söz konusu olabilir. Biraz rahatsızım bu arada, kusura bakmayın sesim falan, nefesim biraz bozuk. Ve işle alakalı ben hani biraz işten soğuyabilirsiniz ama zorlandığınız dönem de hani geçmişte kalıyor. Yani hani yeni fırsatları düşünürken hani daha önce harcamış olduğunuz emekleri de bence göz önünde bulundurun. Çünkü yani şartlar da iş hayatında sizin için oldukça iyi bir hale gidiyor. Ve maddi olarak da eğer illaki ben işten ayrılacağım, tazminatımı almayı bekliyorum diyorsanız da evet, yani tazminatınızı alıp iş olayınızı sonlandırıyorsunuz kartlarıma baktığımda. Aynı zamanda yani iş arkadaşlarınızla arayı düzeltiyorsunuz. Daha olumlu güzel iş arkadaşlıklarınız var. Özellikle kadın yöneticilerinizle daha iyi anlaşacağınız, onların sizi daha fazla koruyup kollayıp daha fazla istediklerinizi vermeye de hazır oldukları bir dönem olacak Mart ayı. Maddi durumumuzla devam etmek istiyorum. Aslında genel açılımda maddi durumla alakalı biraz konuştum. Ama daha da detaylandıracak olursam, hani maddi durumumuz kötü değil. Ama biz para konusunu takıyoruz. Ama maddi duruma bakacak olursam, elimize geçmesini beklediğimiz paralar geçiyor. Yani para olayı bizi mutlu edecek. Hani kayıp yok. Aksine kazanç var. Aksine beklemediğimiz yerlerden kazanca dönüşecek durumlar, olaylar var. Ama biz bunları çözdüğümüz noktada da son derece istediğimiz gibi ve keyifli bir döneme adım atıyor olacağız. Ben hani çevremizdeki insanların da bize sürprizler yapacağını, eli açık davranacaklarını ve bizimle maddi anlamda daha bize böyle bir şeyleri vermeye, daha eli açık olmaya yatkın olacaklarını görüyorum. Bekar balıkların aşk hayatıyla devam etmek istiyorum. Ayrıldıkları insanlarla alakalı, geçmişte bıraktıkları eski sevgilileri, eski flörtleriyle alakalı tekrardan bir haberleşme dönemi Mart ayı. Eski sevgililerden mesajlar, tekrardan buluşma, görüşme ve ilişkiyi değerlendirme istekleri gelecek. Tavsiye olarak hani bu bizi heyecanlandırıp sevindirse bile bu insanları bir tık geride bırakmamız gerektiğini ve artık hani bu konuda hani eylemsiz kalıp en azından karşımızdaki insanın ne kadar bizimle bir şeyler paylaşmaya ya da ne kadar iyi niyetli olduğunu, ne kadar bir şeyler vermeye hazır olduğunu görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu geçmişten dönüşlere karşı aşırı bir şey yapmayalım. Yani aşırı heyecanlanmayalım. Aşırı hemen böyle kucak açmayalım. Çünkü fırsatlara bakıp hani birazcık geride durursak
En azından geçmişteki insanların niyetini anlama fırsatı buluruz. Hani illaki kötü niyetliler demiyorum. Temiz niyetlerle, temiz isteklerle geliyorlar ama birlikte anlaşma kısmını birazcık daha zamana bırakırsak iyi olur diyor kartlarım. İlişkisi olan balıklara bakacak olursam da bu ilişkiyle alakalı sanki içinize attığınız, kırıldığınız, biraz böyle problem haline getirdiğiniz durumlar var. Hani bunları çok fazla partnerlerinizle paylaşmamışsınız. Sanki daha böyle içinizde yaşıyorsunuz. Hem bu karışıklıkları, hem kırılmışlıkları. Ama şöyle söyleyeyim. Mart ayında artık ben hani konuşacağım diyeceksiniz. Ve hem konuşmaya, hem derdinizi, sıkıntınızı anlatmaya, hem de çözmeye yönelik ilişkideki problemleri adımlar atacak olarak gözüküyorsunuz. İlk başta biraz sert karşılanabilir bu durum. Biraz kavgalar, biraz karışıklıklar, tartışmalar olabilir. Ama uzun vadeli de bu canınızı sıkan şeyleri konuşmak size iyi gelecek diyor kartlarım. Evli olan balıklarla devam edecek olursam da ilişkisi olan balıklar için ne kadar karışık bir dönemse evli olanlar için de o kadar dengeli ve güzel bir dönem gibi gözüküyor. Kaderleriyle alakalı çok ciddi kararlar alacaklar. Bir yurt dışı taşınması gündeme gelebilir. Bir yerlere gidebilir balık aileleri. Yani böyle çok ciddi bir taşınma, yurt dışı taşınması olabilir. Hayatını yani burada kurmuş olduğunuz ya da bulunduğunuz ülke ve şehirde kurmuş olduğunuz hayatlarınızı bir nebze değiştirip yani çok böyle yani bir nebze de değil, çok büyük değişikliklerle farklı bir şehirde veya farklı bir ülkede yeni başlangıçlar yapacak olduğunuz bir süreç diyor kartlarım bu süreç için. Aynı zamanda da yani bu konuda ailede fikir birliği söz konusu. Yani bir taraf istiyor, bir taraf istemiyor gibi bir durumu da yok. Aile ilişkilerimizle devam ediyorum. Aile ilişkilerimiz bizlere yani güzel fırsatlar sunacaklar. Ailemiz bize yardımcı olacak. Daha önce gönül koyduğumuz, kırıldığımız bazı konular varsa, hakkımızı vermediklerini düşündüğümüz ya da bizi kırdıkları bunlarla alakalı bir telafi dönemi başlıyor. Yani bizlere maddi ve manevi yardımlarda, desteklerde bulunacak gibi gözüküyorlar. Hani sağlıklarıyla ilgili bir problem yok. Alacak olduğumuz güzel haberler var. Ailede yakın olduğumuz işte anne baba, kardeşler vesaire bunların başka bir şehre, başka bir ülkeye bulundukları yerle alakalı değişiklik yapma planları olabilir ya da direkt taşınma fikirlerini bizlerle paylaşabilirler, taşınabilirler aynı zamanda. Ebeveyn olan balıklarla devam edecek olursam da birazcık şöyle söyleyeyim. Hani eşlerinizle idareli ya eşlerinizle bu çocukları idare konusunu paylaşmanız gerekiyor. Yani hani daha adil, böyle daha dengeli davranmanız gerekiyor. Hani iki tarafında hani sert olmaması gerekiyor. Bunu bence hani anne baba konusundaki rol paylaşımıyla alakalı biraz birbirinizi eleştirebilirsiniz. Dengeyi sağlarsanız eğer ama problem olmayacak. Yani iyi anne babalar olarak gözüküyorsunuz. Fakat hani o dengeyi ve hani illaki çok adil anne baba olacağım duygusuyla da çok fazla kendinizi parçalamamanız gerektiğini söyleyebilirim. Sağlık durumuyla devam edecek olursam da sevgili balıklar, son derece sağlıklı bir süreçten geçiyorsunuz aslında. Bence kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, kendinizi hani daha genç, daha sağlıklı, daha zinde, daha bir şeyler yapmaya müsait hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Çok güçlü, çok sağlıklı, ufak tefek sıkıntılarınız varsa bile bunları net bir şekilde atlatmış olarak gözüküyorsunuz. Hani çevrenizdeki insanlarla ilgileneceksiniz. Onların sağlıkları için destek olacaksınız. Ve farklı, işte daha sağlıklı olmak için daha böyle bir sağlıklı yaşam konularına kafayı takabilirsiniz. İşte vitaminler kullanmaya başlayabilirsiniz. Yürüyüş, pilates gibi daha böyle kaslarınızı kendinizi yani daha iyi hissettirecek, kaslarınızı çalıştıracak şeylere adım atabilirsiniz. Ama Mart ayında hem çok sağlıklısınız,
hem de sağlığınızın iyi olması açısından yeni adımlar atıyorsunuz ve hani en bu çabalar, bu kendinize bakmak da son derece olumlu dönüş olacak size. Hepinize güzel bir Mart ayı diliyorum Ayrıca sevgilerimle. sevgili Burç TV takipçileri, aylık burç yorumlarınız için, aylık burç tarotlarınız için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız aylık burçlarınızla ilgili gelen videoları kaçırmamış olursunuz. Teşekkür ediyorum, sevgiyle kalın.